merhaba ben Edip. Türkiye'de gazeteciliğin içine düştüğü rezaleti sizinle bir örnekle kanıtlamak istiyorum. Ve hatta Türkiye'deki iktidarın ne kadar cahil, ne kadar yeteneksiz ve beceriksiz olduğunu kanıtlayan bir olay. Her şeyden önce o gence ismi Yusuf Eymen. Tebrik ederim. Çok zeki bir çocuk, yetenekli bir çocuk. Ancak ailesi başta olmak üzere maalesef bütün medya, Türkiye'deki medya ve hatta Bakan Zehra Zümrüt başta olmak üzere ona büyük bir hata yapıyorlar, yanlışlık yapıyorlar ve aynı zamanda bir yalanı marifetmiş gibi şey diyorlar. Komedi yani, rezalet bir şey ya. Bunu dünya şey etse gülerler size. Birazdan anlatacağım. Bu çocuk mutlaka çok yetenekli bir çocuk ama böyle dünya şampiyonu falan olduğu yok. Sadece ya bir yarışmaya katılan 6 öğrenciden birisi olmuş. Yani bütün dünyada düşün, 6 kişi katılıyor, birinci oluyor oradan. Ve bu yarışma kontrol edilmiyor. 9 soru soruluyor, herkes kendi evinden cevaplıyor. Öğretmeni yardım ederse annesi, babası yardım ederse yardım edebiliyor. Birazdan onu göstereceğim. Bu yarışmanın hiç kıymeti harbiyesi yok. Bu çocuk çok iyi matematikçi olabilir ama dünya şampiyonu falan değil. Olma ihtimali çok düşük. Şimdi bu çocuğa büyük bir beklenti şey diyorlar, yüklüyorlar. Gariban, ondan sonra biraz büyüyecek ve bakacak ki dünya birincisi değil, sınıfta bile birinci olamıyor matematikte. Büyük bir hayal kırıklığı çünkü büyük bir beklenti konuyu belki de yanlış yönde, başka yönde belki bu çocuğun çok daha başka yetenekleri var. Onun yerine matematiğe zorlanacak ama büyük bir beklentiyle dünya şampiyonu diye ve hayatını mahvedecekler bu çocuğun. Ben bu çocuğun ailesiyle görüşmek istedim. Hatta bir Twitter'ın altına yazdım, o kişiyle irtibat edeyim, konuşmak istiyorum diye ama daha irtibatı gelmedi. Bu çocuğun korunması lazım, ailesinden korunması lazım, devletten korunması lazım, gazetecilerden korunması lazım. Bir ara Atakan'la da ilgili böyle şey vardı, çok sevimli, iyi bir çocuk. Ama insanlar çıldırıyor, aptallaşıyor. Neyse, bunu biz lütfen dikkatle izleyin. Önce bir haberleri gösteririm size. Yusuf Emre yazın, Hakkari'li. Sabah gazetesi son dakika, Hakkari'den Kanada'daki yarışmaya Türk damgası. Dahi çocuk Yusuf matematik dünya. Sabah Türk diye övünüyor, Kürtler de Kürt diye övünüyor. Bu da ilginç bir şey ya. Bir Bitlis şeyi var, Twitter hesabı var. O da işte Türk, işte bizim hatta bazı Kürt arkadaşlar işte Kürtler. Bir matematikçi vardı, Koçer diye birisi Nobel ödülü aldı. Fields ödülü aldı matematikte. Dünya çapında tamam. Adam öyle. Ama yani ben insanlar Kürt diye, Türk diye, işte falan diye filan diye sevinmem. Yani bütün insanlar benim gözümde iyi insanlar, barışçı insanlar, kardeşimdir. Fark etmiyor benim için. Ama insanlar bu ırk şeyle bakıyorlar şimdi. Şimdi bak nasıl Tonga, ne kadar komedi. Rezalet bir şey ya. Haberler, Bakan Zümrüt, Selçuk, şunu göstereyim ben hatta bu haberleri şuradan göstereyim. Bak. Hakkari öğrenim gören çocuğun uluslararası Karibu matematik yarışması başarısı. Çok hoş bir çocuk. Ben de izledim. Gerçekten zeki, yetenekli bir çocuk. Ama bu doğru değil. Bu haber yalan. Yalan bir haberi şey diyorlar. Yayıyorlar. Hem de böyle dünya çapında komedi. Zıkkımı kökü get al. 8 ve Yusuf Uluslararası yarışmada o birinci oldu. CNN Türk de yalanın şeyi yayıyor. Neyse bunu geçiyoruz. Bu çok şey var. Ya motoru aradım. Google'da motorlar hakkında bilgi edinmek için her tarafta motor çıkarıyorlar karşıma. Elektrik motoru. Çok hoş. Hakkari Yusuf Emre Uluslararası Matematik Yarışması'nda birinci oldu. Evet. Keşke Yusuf bunu öğrenmese ama Yusuf'la ayrıca ben konuşmak isterim onu. Onu biraz hiç özgüvenini kırmadan, üzmeden çok güzel bir şekilde ben hazırlamak isterim başka şeylere. Yani buna ama Allah bildiğine gaz veriliyor. Bu gariban Yusuf ilerisini mahvediyorlar. Annesi, babası gariban başta olmak üzere. Bakan Zehra Zümrüt, Selçuk Matematik Yarışması'nda
Zümrüt Selçuk, matematik arasında dünya şampiyonu olan Yusuf'u tebrik etti açıklaması. Şu haberlere bakın. Ondan sonra son dakika. Bunlar gazeteci, hepsi gazeteci geçiniyor. Haber veriyorlar. Hiç zerre kadar alıştırma yapmıyorlar. Burada. The Ministry of Family, Labor and Social Sciences. Bak Twitter şeyi. Yani bakanlık Twitter hesabı. Ha bak bunu bulmuş. Good news. Nations worldwide. Bu da bakmış ama maalesef anlamamış beyinsiz. Gordain, Benjamin, Cermay, kimse. Neyse. O da Kürt diye seviniyor. Biri Türk diye seviniyor. Biri Kürt diye. TRT Haber falan filan. İnanılmaz bir şey. Çiftçi. Matematik dünya şampiyonu Hakkari'den. Abdullah Çiftçi. Bu da cahil. Gurur duyduk. Yani. Allah'ım ya Rabbi. İnanılmaz bir şey ya. Neyse. Şimdi bakıyoruz. Şimdi zaten ismini ararsan dünyada bir şey var. Bak Caribou Math Contest Result 2021 diye yazdım. Single Contest. Şuraya da bakıyoruz. Buradan şeyi zaten aratıyorsun. Bakıyorsun Grade 2. İkinci sınıftaymış. Şunu özür dilerim. Şunu biraz. Okey. Şimdi bunu aldım, seçtim. Buradan. Bir bakıyorsun 2554. Bütün dünyada 2554 katılmış. Nereden katılıyor? Evinden katılıyor, okulundan katılıyor. 9 tane basit soru soruluyor. Biliyorum bunları. Niye biliyorum bu şeyleri? Çünkü ben öğretmenlik de yaptım. Hem üniversitede profesörlük, felsefe profesörlüğü yaparken burada Amerika'nın en iyi okullarından birisinde belki İspanyolca ve Çince hariç her dersi veriyordum. Türkçe dersi, matematik dersi, hukuk dersi, mantık dersi. Çok iyi çocuklar vardı. Ve bunlar bu tür yarışmalara sokmazdık. Yani yarışma değil bu. Ama Science Olimpiyada girerdi. Bir de Tucson'da math yarışması vardı ama çok ciddi bir yarışma. Algebra falan filan ona girerlerdi falan. Şimdi yani o zamandan biliyorum bunu. Aha buna girerlerdi oyun için, eğlence için. Hiçbir kıymet harbiyesi yok. Çünkü proktörlük yapılmıyor. Türkçesinde bilmiyorum. Yani şimdi bütün dünyadan 2554 kişi katılmış. Keyfi katılıyor, isteyen katılıyor. Kaç kişi birinci olmuş? 396 öğrenci birinci olmuş. Yani 9 sorunun hepsini cevaplayan 396. 2554'ü 396'ya bölerseniz yani yaklaşık 6 öğrenciden birisi birinci olmuş. Eğer 2554 yerine 2.554.000 kişi katılsaydı, değil mi? O zaman 396.000 öğrenci birinci olacaktı. 6 milyon olsaydı 1 milyonu birinci olacaktı. Böylesine bir yarışma. Ya bu yarışmanın ne kıymeti var? Dünya birincisi mi? Zaten bu yarışmaya katılan 2 milyon. Herkes katılıyor buna. İsteyen öğrenci, ben hatta şey de olması da gerekmiyor. Yani ikinci sınıf öğrencisi de olmak gerekiyor. Hani ortaokul, lise öğrencisi de ikinci sınıf diye girebilir, orada ismi gelebilir. Ha ben bakayım, bak hepsi birinci. Görüyor musunuz? Hepsi birinci. Eymen'in de ismi burada, bak bunlar birinci. Türkiye'den çok kişi var. Zaten genellikle Orta Doğu ülkelerinden şeylerden bak bir sürü Türkiye'den giriliyor, Hindistan'dan giriliyor. Dikkat ederseniz ülkeler Tahran, Çin, Muğla, Yezdi bak şu ülkelere bakın. Amerika'dan bir tane katılan var mı? Kanada'dan katılan var mı? Kaç kişi var? Yok, niye? Çünkü ciddiye alınıyor burada. Bak burada Eymen yazayım. Burada birinci ama kaçıncı birinci? Kaç kişi arasında? Listeyi bu mu? 396 arasında. Bunların hepsi birinci. Bak dikkat edersen Çin var, İran var, İstanbul, Türkiye falan. Yeah.
Bakayım Türkiye yazayım. Kaç kişi Türkiye'den katılmış? Türkiye TR olacak. TR yazayım. 13 tane TR'den o bilmiyoruz. TR'yi Türkiye TR diye yazılmıyor sanıyorum. Sadece il adıyla yazılıyor. Ha, Ankara, Muğla TR yazılmıyor. Sadece Çin'dekiler ne derse CN diye yazıyorlar. CN. 224 tanesi Çin'den. Katılanların. Görüyor musun? Hepsi birinci. Hikaye. Yani neyse ya, bu tür haberleri paylaşıyorsunuz Allah aşkına. Biraz merak edin, şey edin. Sorgulayın. Ben merak etmem. Çünkü too good to be true böyle şeyler. Yani doğru olma ihtimali düşük. Elbette yani dünya şampiyonu olması şey zaten ikinci sınıf ya. Bunlar haber yapılmaz. Haber yaparsa lokal yapsın. Ama bu, şimdi bu çocuğu dünya, Türkiye'de şey ettiniz, afişe ettiniz adım adım. Bu çocuk şimdi eğer gerçekten de matematik birincisi, dünyada matematik birincisi olacak matematik şeyi yoksa, bu bir Allah vergisi, doğuştan oluyor. Öyle sonradan kazanılma çok zor. Şimdi bu beklentiyle yaşayacak, ondan sonra çökecek. Ve bir de yanlış, yalan haber niye? Her bir yalanın bir faturası var. Türkiye'de bir sürü yalan haberler uydurdu bu iktidar. Bir birincisi, şurada birincisi, burada bir birinci değilsin ya. Bırak palavraları. Kayısı konusunda evet, dünya birincisin, onu biliyoruz. Doğrusu, gerçekten. Başka nedir? Birkaç şey, tekstille biraz birinciydi, ikildiydi, üçüncüydü. Ya yalan palavrayla kendinizi avutmayı bırakın. Gazeteciler ya, bakanlık bunu ya, bir merak etmiyor, demiyor ya, tamam abartmayalım ama hani özel olarak çocuğa bir şey edelim, biraz yardım edelim, destek olalım, eyvallah, güzel, hiç hoş. Ama dünya çapında ve komedi yani, şimdi bunu fark ederlerse, ya bu 2500 kişinin serbest herkes katılabiliyor, herkes. Ve kimse kontrol etmiyor. Böylesine bir yarışma. Yani sadece kişisel olarak orada performansını görüyorsun. Gidip komşuna bile söylemen yanlış. Böylesine bir şey. Bak Türkiye bakanlık tabundan seviniyor. İşte Türk gücünü gösterdik. Dünyada şampiyon olduk. Ne şampiyonu ya? Neyse keşke olsa. Belki de bu çocuk gerçekten çok yeteneklidir matematikte ama belki de sınıfında ortanın da ortalamadır belki de. Belki de biraz ortalamanın üzerindedir. Ben çocuğu gördüm, çok zeki, yetenekli bir çocuk. Atakan da öylesine yetenekli bir çocuk. Ama pedagojiyi bilmeyen bu tür böyle palavracılar tarafından şey edilir, mahvedilirler bunlar. Ben Atakan'ın geleceğinden şeyim, kuşkuluyum. Yani onu zedelediler, zedeleyecekler. Bu çocuğu da şey etmesine, annesine babasına selamlarımı şey diyorum. Bu sevincinizi kursağınızda bıraktığım için bana kızabilirsiniz. Ama gerçek ilaçtır. Yalan mutlaka şey gelir. Onun için çocuğunuzu şey etmeyin. Bundan başka konulara şey edin. Matematikle şey edin ama bunu sürekli ona hatırlatmayın. Çünkü ileride bu çocuğu mahveder. Eğer doğru değilse, doğru olma ihtimali, yani gerçekten dünya çapında bir matematikçi olma ihtimali buradan çıkmaz. Buradan çıkmaz. Başka şeylere sokabilirsiniz ama çok erken. Hele bu yaşta erken. Neyse, selam ve sevgiyle.